İsimsiz değil mi? İsim bulunmuyor. Sayın milletvekilleri, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 1. yasama yılı 14. birleşimini açıyorum. Bugün grupta aramızda çok sayıda misafirimiz var. Çok değerli konuklar var. Tunceli İl Başkanımız Ali Rıza Güder, İl Gençlik Kolları Yönetimi ve Tunceli Üniversitesi'nden çok sayıda öğrencimiz aramızda. Kahramanmaraş 12 Şubat İlçe Başkanımız Ünal Ateş ve Kahramanmaraş Bakış Belediye Başkanımız Kamber Yurdabakan aramızda. ...2014 tarihinde çok uzun bir aradan sonra önemli bir başarıyla Burdur Belediyesi'ni kazanan Eczacı Ali Orkun Ercengiz ve Burdur'dan çok sayıda kadın partilimiz aramızda, hoş geldiniz. Gaziantep Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Derneği, Ankara Geri Dönüşüm İşçileri ve Malatya Akçağ ilçe başkanımız ve muhtarlarımız aramızda, hoş geldiniz. Sultanbeyli ilçe başkanımız ve yönetim kurulu aramızda, hoş geldiniz. Erdek Balıkesir Belediye Başkanımız, Kayseri Melik Gazi İlçe Başkanımız, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç. Yeşiltepe, Şarhöyük, Tepebaşı Belde Evlerimiz ve Gençlik Merkezlerimiz aramızda. Amasya İl Başkanımız Sayın Reşat Karagöz ve Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları, Gençlik Kolları aramızda, hoş geldiniz. Gümüş Hacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol aramızda, hoş geldiniz. İzmir Menemen Belediye Başkanımız Sayın Tahir Şahin. Erdek Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sarı. Baba Eski İlçe Başkanımız Sayın Erol Mutlu. Vize İlçe Başkanımız Sayın Ercan Özalp. Pınarhisar İlçe Başkanımız Sayın Volkan Erten. Lüleburgaz İlçe Başkanımız Özgür Kaya ve Lüleburgaz Kahveciler Odası aramızda, hoş geldiniz. Kayseri Melik Gazi İlçe Başkanımız İbrahim Kağan ve ilçe örgütümüz aramızda, hoş geldiniz. Kırklareli'nden il ve ilçe yöneticilerimiz aramızda, hoş geldiniz. Düzce İl Başkanımız Eczacı Zekeriya Tozan ve Yönetim Kurulu aramızda, hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyorum. Teşekkür ederim. Benim umudum bu ülkenin gençleri. Değerli milletvekilleri, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, gene heyecanlı bir grup toplantısındayız. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bütün Türkiye'ye, 78 milyon yurttaşımıza kucak dolusu selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize en içten selamlar, saygılar. Önce şunu söyleyeyim. Az önce
Rize'den arkadaşımız geldi. Fırtına Vadisi'nin korunmasını istiyor ve mücadelesini yapıyor. Bir doğayı neden katlederiz biz? Ağaçları neden keseriz biz? Deredeki balıkları hangi gerekçeyle öldürürüz biz? Can suyu verilmeyen bir tabiat olabilir mi? Aynı şekilde Artvin'de bugün Cerattepe'de mücadele var. Orman katledilecek altın için. Emin olun, bir ağaç canlıysa bütün altınlar o ağaca feda olsun. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Artvin halkı istemiyor. Tepki gösteriyor. Neden zorla yapıyorsunuz bunu? Birileri para kazanacak diye tabiatı neden yok ediyoruz? Çocuklarımıza biz neyi bırakacağız? Güzel bir Türkiye bırakmayacak mıyız? Yaşanacak bir Türkiye bırakmayacak mıyız? Parklarında çocuklarımızın, torunlarımızın oynadığı bir Türkiye bırakmayacak mıyız? Neden her şeyi katlediyoruz? Neden yok ediyoruz tabiatı? Bütün dünya duyarlı ama birileri duyarlı değil. Çünkü birilerinin ana konusu sadece ve sadece dolar, sadece ve sadece para. Para her şeyin ölçüsü değildir. Ahlak var. Hukuk var. Hukukun üstünlüğü var. İnsan hakları var. Doğanın kendi hakları var. Bütün dünyanın, başta Birleşmiş Milletler, üzerine titriyor. Biz bunları elimizde yok etmeye çalışıyoruz. CHP milletvekili arkadaşlarım, Artvin halkının yanında. Onlara destek veriyoruz. Çöpten kağıt toplayan arkadaşlarım da buradalar. Emin olun, genel başkan olarak seçildiğim ilk kurultaydan şimdiye kadar her yerde onların hakkını savundum. Siz yolsuzluk yapmıyorsunuz. Köşeyi dönmek için birilerini kandırmıyorsunuz. Günün belki 24 saatinde çalışıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzun rızkını sağlıyorsunuz. Elinizden şimdi bu imkanlar alınmak isteniyor. Unutmayın, Cumhuriyet Halk Partisi emekçinin yanındadır. Yoksul sınıfların yanındadır. Ezilenlerin yanındadır. Yeter ki siz dik durun, göreceksiniz CHP her zaman yanınızda olacaktır. Bugün Salı, siyasal partilerin genel başkanları konuşuyorlar. Araba'da gelirken Sayın Davutoğlu'nu da dinledim. Biz diyor milli bir hükümetiz diyor. Biraz sonra söyleyeceğim ne kadar milli olduğunu. Efendim biz milli muhalefete de ihtiyaç duyuyoruz. Lafa bakın. Acaba Davutoğlu millinin ne anlama geldiğini biliyor mu? Emin olun, endişem var. Milli demek ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Sonuna kadar kendi ülkesinin çıkarlarının arkasında olmak demektir. Milli olmak Türkiye'yi pazarlamak değildir. Milli olmak Türkiye'yi pazarlamak değildir. Milli olmak Türkiye'yi dünyadan soyutlamak değildir. Milli olmak Türkiye'ye dünyada itibar kazandırmak demektir. İtibar kazandırmak. Hangi millilikten bahsediyorsunuz siz? Hangi millilikten? Bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi bu milli hükümete soruyorum. Sözde milli hükümete, parantez içinde kocaman bir ünlem işareti. Soruyorum. Durup dururken kardeşim dediğin Esad'a niye birdenbire saldırdın? Kim seni tetikledi? Beraber tatil yapıyordunuz Bodrum'da. Ne oldu da birdenbire böyle düşman haline geldiniz? Seçimlerden önce diyorlardı ki, 7 Haziran seçimlerinden önce, bakın bizi tek başına iktidara getirmediniz. Görüyorsunuz her gün şehitler geliyor, terör aldı başını gidiyor. Bizi tek başına iktidara getirin, şehit meyit gelmeyecek diyorlardı. Tarihin en yoğun şehit
sürecini yaşıyoruz. Tarihin en yoğun. Peki halkına yalan söyleyen bir siyasal parti milli olabilir mi? Milli kavramının arkasında yalan olabilir mi? Doğu Güneydoğu'da terör örgütü şehirleri silah deposuna dönüştürürken valilere aman ha sakın dokunmayın diye talimat veren bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti'nde milli lafını ağzına alabilir mi? Milliymiş. Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar. Herkes sokmak istiyor. Bunlar da teşne. Eğer sen millilikten söz ediyorsan savaş çıktığında kendi çocuklarını gönderecek misin cepheye? O zaman ben sana milli diyeceğim. Biz çok sık kullandığımız bir deyim vardır. Bizim kimse milliyetçiliğimizi test edemez. Biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazan bir partiyiz. Kimse unutmasın bunu. Diyorlar ki CHP bizim yanımızda dursun. Bakın değerli arkadaşlar, bizi izleyen bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. 17 Eylül 2009 Kıbrıs'ta affedersin Suriye'de oturdular, bir anlaşma imzaladılar. Vizeleri kaldırdılar. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi anlaşmasını imzaladılar. Ortak Bakanlar Kurulu kararı yaptılar. Çıkardılar. Biz hiçbir zaman neden bunu yapıyorsunuz diye hiç kimse bir şey söylemedi. Ülkemizin çıkarları söz konusuydu. Elbette olması lazım dedik. Türkiye'nin bütün komşularıyla çok iyi olması lazım. Mısır'la, Libya'yla, İsrail'le, Filistin'le, herkesle bizim aramızın iyi olması lazım. Çünkü biz felsefe olarak hem kendi ülkemizde hem dünyada barışı savunan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Dolayısıyla siz iyi şeyler yaptığınız zaman her zaman yanınızda durduk. Her zaman. Ha şunu çıkıp söylerlerse, biz Suriye ile iyi ilişkiler kurduğumuzda siz karşı çıktınız, o zaman bizi test edebilirsin. Ama şimdi test etmeye hakkın yok. Komşularla sıfır sorun olacak dediler. Hiç bizden itiraz oldu mu? Hayır, tam tersine. Keşke bütün komşularımızla barış içinde yaşasaydı. O dönem ben Antep'ten Hatay'a kadar gezdim. Emin olun bütün oteller doluydu. Bütün lokantalar doluydu. Hafta sonunu geçirmek için Suriye'den de, Irak'tan da, İran'dan da pek çok insan Türkiye'ye geliyordu. Hiçbirimiz çıkıp da ya bu ne rezalettir diye bir şey yapmadık. Tam tersine memnun olduk. Bu politikanın sürdürülmesi gerektiğini her seferinde ısrarla ve ısrarla söyledik. Ama ne oldu? Mart 2011 birdenbire çatışmalar çıktı. Durup dururken Esad'la kavga etmeye başladılar. Durup dururken. Ortada bir şey yok. Neden? Efendim sen neden ihvanı kabul etmiyorsun? İhvancıları neden kabul etmiyorsun? Hükümette neden bunlara yer vermiyorsun? Pan-İslamizm hareketini, yani bütün İslam dünyasını biz yöneteceğiz diye ortaya çıktılar. Dedik ki bakın bu çok tehlikelidir. Yanlış bir yoldur. Sakın ola ki bu yollara başvurmayın. Ama bizi hiç dinlemediler. Biz uyarı görevimizi yaptık. Orta Doğu'ya girmeyin dedik. Orta Doğu bir bataklıktır. Efendim nasıl söylersiniz Orta Doğu bir bataklıktır diye. Suriye'ye tırlarla silahlar gönderdiler. Ne kadar cihatçı unsur varsa El-Kaide, El-Nusra hepsini, IŞİD'çiler tamamı Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti. Türkiye üzerinden. Kamplar kurdular Türkiye'de. Yapmayın dedik. Başka bir ülkenin egemenliğine müdahale etmeyin dedik. Yarın bir ülke gelir Türkiye'nin iç işine müdahale ettiğinde biz ne söyleyeceğiz o zaman? Hayır siz bilmezsiniz. Biz doğrusunu biliriz dediler. Sonra ne oldu değerli arkadaşlarım? IŞİD Türkiye'den 70 ilden militan toplamaya başladı. 70 ilden. Ve tamamı bu hükümetin gözleri önünde gerçekleşti.
Kadınlar boğazı kesilerek öldürüldü. Gencecik çocuklar öldürüldü. Türbeler, camiler bombalandı. Vahabilik aldı başını gitti. Bunlar da her türlü çanağa gerdiler. Her türlü çanağa ortam hazırladılar değerli arkadaşlarım. Ve öyle konuştular ki, efendim olsun, Suriye'de akan kan aksın, yeter ki biz Esad gitsin. Ya kardeşim, dert Esad değil. Dert Suriye'nin içine, iç işine. Neden müdahale ediyorsun sen? Girme oraya. O alana girdiğin andan itibaren kaybedersin. Yanlış yapıyorsun. Anlatamadık bunları. Şimdi buna milli politika diyorlar. Böyle bir milli politika yoktur arkadaşlar. Bu politikanın adı gayrimilli politikadır. Bir iktidarın çıkarlarına hizmet eden politikadır. Ülkenin çıkarlarına değil. Suriye'de Kürtler var, Türkmenler var, Araplar var. Hepsi bizim kardeşimiz. Akrabaları Türkiye'de. Neden düşman ilan ediyorsun? Yazık, günah değil mi o çocuklara? Değerli arkadaşlar, bunları şunun için anlatıyorum. Bir ülkeyi yönetenlerin önce o ülkenin yakın tarihini, bakın ayrıntılı tarihinden vazgeçtik. En azından yakın tarihini bilmeleri gerekir. Orta Doğu ile ilgili karar alacaksan Orta Doğu'nun tarihini bilmen gerekir. Kendi ülkesinin tarihini bilemeyen Türkiye'yi batağa sürükler. Buradan yine Sayın Davutoğlu'na sesleniyorum. Tarihten falan vazgeçtim. Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabını oku. Zeytin Dağı. Orta Doğu bataklığının bütün ayrıntıları o kitapta var. Bütün ayrıntıları. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmıştır. Türkiye neden Orta Doğu bataklığının dışına çıkmıştır? Orada okuduğunda bütün bu ayrıntıları görürsün. Bu eleştirileri niye biz yapıyoruz arkadaşlar? Kendi tarihimizi bildiğimiz için yapıyoruz. Kendi tarihimizden ders aldığımız için yapıyoruz. Kendi tarihimizi iyi okuduğumuz için yapıyoruz. Bakın örnek vereyim. Mustafa Kemal Atatürk. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyeti kuran kadronun lideridir. Nerede çarpıştı? Libya'da, Suriye'de ve Filistin'de. Yani Osmanlı döneminde Libya'daydı, Orta Doğu'daydı Mustafa Kemal Atatürk. Ya İnönü? Bir Osmanlı paşası olarak oradaydı. İnönü'de bir Osmanlı paşası olarak Yemen'deydi. Yemen'deydi orada. Onlar boşuna mı Orta Doğu konusunda ciddi uyarılar yaptılar? Bütün İslam dünyasını biz yöneteceğiz. İhvan her yerde olacak. Bakın değerli arkadaşlarım, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmadan size bir bölüm okuyacağım. 1921. Yani daha Cumhuriyet'in ilk yılları. Şöyle diyor Mustafa Kemal Atatürk. Pan-İslamizmi ben şöyle anlıyorum. Yani bütün İslam dünyasını yönetmeyi ben şöyle anlıyorum diyor. Bizim milletimiz ve onu temsil eden hükümetimiz doğal olarak dünya yüzünde var olan bütün dindaşlarımızın mutlu ve refah içinde olmasını isteriz. Yani diyor ki bütün Müslüman dünyasının huzur ve mutlu olmasını biz hepimiz yürekten isteriz diyor. Dindaşlarımızın çeşitli yerlerde vücuda getirmiş oldukları sosyal heyetin bağımsız olarak yaşamasını isteriz. Eğer bir yerde bir sosyal heyet varsa, bir devlet varsa biz onların da bağımsız yaşamasını isteriz diyor. Bütün İslam insanlığının, İslam dünyasının refah ve mutluluğu kendi refah ve mutluluğumuz gibi değerlidir. Bütün İslam dünyasında refah ve mutluluk varsa bizim refah ve mutluluğumuz kadar değerlidir diyor 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk. Ve bununla çok ilgiliyiz diyor. Fakat efendiler, burası önemli. Fakat efendiler, bu toplumun büyük bir imparatorluk, maddi bir imparatorluk halinde bir noktadan yönetilmesini ve yönetimini düşünmek istiyorsak bu bir hayaldir diyor.
Yani bütün İslam dünyasını tek bir noktadan ve bir imparatorluk adı altında veya herhangi bir nedenle yönetmek istiyorsan bu bir hayaldir diyor 1921 yılında. 1921'de. Ve şöyle söylüyor. İlme, mantığa, fenne aykırı bir şeydir. 100 yıl önce söylüyor bunu. Yemen'i bilen, Libya'yı bilen, Suriye'yi bilen, orada savaşan, Filistin'de bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Boşuna mı söylüyor? Biz boşuna mı söylüyoruz? Boşuna mı diyoruz? Kendi tarihini bilmeyen Orta Doğu'da hiçbir şey yapamaz, ancak birilerinin maşası olur. Şimdi diyorlar ki biz milliyiz. Siz milli değil, gayrimillisiniz. Ülkenin çıkarlarını savunmuyorsunuz siz. Vahabiliği aldılar. Osmanlı'yı da bunlar bilmiyorlar. Emin olun. Vahabilik de en ciddi mücadeleyi yapan Osmanlı padişahlarıdır. Açsınlar baksınlar. Güzel dilimizi zehirlediler diye Osmanlılar söylüyor. Şimdi siz 21. yüzyılın Türkiye'sine Vahabiliği getirmek istiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara baktığımızda şu gerçek önümüze çıkıyor. Türkiye şu anda sağlıklı yönetilmiyor. Türkiye sağlıklı yönetilmiyor. Aslında Türkiye hiç yönetilmiyor. Bir rüzgara kapılmış gidiyor. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Yönettiklerini sanıyorlar. Ama arkadan birileri onun zembereğini kuruyor. Farkında bile değildir. Değerli arkadaşlarım, peki Suriye'de ne oldu? Kim kazandı Suriye'de? Suriye'deki kaybedenler bir Türkiye, iki Türkmenler, üç sivil vatandaşlar. Kaybedenler bunlar. Bayır bucaktan söz ediyorlar. Ya ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı. Hala dünyadan haberleri yok bunların. Ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı. Bakın değerli arkadaşlarım, Suriye'deki savaşın yani yıkımın boyutlarını vereyim size. Suriye'de savaş başladıktan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 470 bini aştı. Bunların vebali günahı bu ülkeyi yönetenlerdir. Ölen her çocuğun, kadının, sivilin günahı bunların boynundadır. Yaklaşık 2 milyon Suriyeli yaralandı. 2 milyon Suriyeli. Toplam ekonomik kayıp Suriye'de 225 milyar dolar. 225 milyar dolar. Yaklaşan Halep Savaşı var. Eğer orada da bir kıyam olursa onun da bunların üzerine ilave edilmesi lazım. Suriye ekonomisi çöktü. Yoksullukta sadece 2015 yılında yoksulluk %85 oranında arttı. Yaklaşık 13 milyon 800 bin Suriyeli geçim kaynaklarını kaybetti arkadaşlar. Nüfusun %45'i göç etti. %45'i. Yani 6 milyon Suriyeli kendi ülkesi içinde yerini değiştirdi. 4 milyondan fazla Suriyeli de Suriye'nin dışına çıktı. Bunun 2,5 milyonu da şimdi Türkiye'de. Şimdi ben bizi dinleyen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Suriye'de bu tablonun sorumlusu kim? Bu kadar yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Çoluk çocuk Akdeniz'in sularında boğuldular. Bunun sorumlusu kim? Eğer bunun sorumlusunu kendi vicdanına sormuyorsan sevgili vatandaşım, sen bu ülkenin yönetiminde söz sahibi değilsin, olmamalısın. Soracaksın kendine. Onlar Müslüman değil mi? Müslüman. Müslüman kanı akıtmak ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin görevi oldu? Akan kan yazık günah değil mi? Cumhuriyetin hiçbir döneminde olmadı bu. Hiçbir döneminde olmadı. Şimdi diyorlar ki bizim Suriye politikamız. Nedir sizin Suriye politikanız? İflas eden Suriye politikası.
Bakın Münih'te Güvenlik Konseyi toplandı. Güvenlik konferansı. Dışlanan tek ülke vardır orada Türkiye. Dışişleri Bakanı bile toplantıyı yarım kesmek ve dönmek zorunda kaldı. Dışlandı artık. Bağırıyorlar ya, ey Amerika, ey Rusya, ey Avrupa Birliği. Duvara bağırıyorsun sevgili kardeşim, duvara bağırıyorsun sen. Kimse seni dinlemiyor. Çünkü kimse seni adam yerine koymuyor. Bakın daha garip olan arkadaşlar. Diyorum ya, bunlar gayrimilli bir politika gidiyorlar diye. Bir başka örnek vereceğim size. Parlamentoya bir sözleşme geldi. Geri iade sözleşmesi. Geri kabul anlaşması. Geri kabul. Yani Türkiye'den bir kişi Avrupa'ya giderse, Avrupa isterse o kişi herhangi bir ülke onu alıp Türkiye'ye iade edecek. Bunlar da gittiler tıpış tıpış sözleşmenin altına imza attılar. Karşı çıkan sadece biz olduk. Dedik ki yapmayın bunu. Bakın bu ileride çok ciddi sorunlar doğurur dedik. Bu anlaşmayı imzalamayın dedik. Şimdi ben soruyorum, kim milli kim gayrimilli? Biz milliyiz, bu anlaşma Türkiye'nin aleyhinedir dedik. Siz gayrimillisiniz, gidip tıpış tıpış altına imza attınız. Şimdi ne olacak? Geliyorum asıl işe. Ne olacak? Şimdi Recep Erdoğan konuşuyor. Diyor ki bizim alnımızda enayi yazmıyor. Güzel. Kusura bakmayın. Bu da güzel. Bu işin hakkı neyse, Suriye'deki mülteciler için söylüyor. Bu işin hakkı neyse bunu yaparız. Herhalde otobüsler, uçaklar boşuna durmuyor. Gereği neyse bundan sonra o yapılır diyor. E peki sen geri kabul anlaşmasını niye imzaladın? Sen otobüse doldurursun, o da aynı otobüsü sana geri gönderir. Der ki altına imza attın sen. Uçağa doldurursun, sana geri gönderir. Der ki altına imza attın sen. Şimdi ben bir daha soruyorum. Bunlar milli mi, gayrimilli mi? Emin olun, milli mi, gayrimilli mi bunlar? Sen hangi gerekçeyle gidersin? 2,5 milyon mültecinin Türkiye'de olduğu bir dönemde bu anlaşmanın altına imza atarsın. Alnımıza enayi mi yazıyor? Vallahi de yazıyor. Çünkü bunu ancak enayiler imzalar. Ancak enayiler bu sözleşmeyi imzalar. Kaldı ki biz parlamentoda görüşürken bu yanlıştır dedik. Bakın bunun sonuçları çok ağır olur dedik. Şimdi tehdit ediyorlar. Daha garip bir şey. Niye kızıyorlar biliyor musunuz? Efendim mültecileri siz kendi ülkenizde tutun. Türkiye toplama kampı olsun mülteciler için. Size 3 milyar avro vereceğiz. Bunlar uçtular. 3 milyar para geliyor diye. Ama adamlar enayi değil ki. Diyor ki 3 milyarı sizin elinize vermeyeceğiz. Proje yapacaksınız, oraya vereceğiz 3 milyarı diyorlar. Ne diyordum? Onların alınlarında enayi yazmıyor. Onlar ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Önce seni çağırıyorlar. Önce şu imzayı, bu anlaşmayı bir imzala at diyorlar. İmzala diyorlar şu anlaşmayı. Bunlar gidip imzalıyorlar. Burada efelenince bunların hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü dış politika efelenme alanı değildir. Dış politika farklı bir şeydir. Sen ülkenin geleceğini 3 adım sonrasını göremiyorsan dış politikayı belirleyemez. Göremiyorsan. Kendilerine uyarım. Bir vatansever olarak, bu ülkenin çıkarlarını savunan sade bir yurttaş olarak AKP'ye uyarılarım. İflas ettiğini atık bütün dünyanın bildiği Suriye politikasını değiştir kardeşim. 180 derece değiştireceksin. 180 derece. Bunu bizzat Sayın Davutoğlu'nun yüzüne karşı da söyledim. Bu politika yanlıştır diye. Suriye topraklarına artık silah göndermeyin. Suriye'nin egemenliğine karışmayın. Bırakın Suriye kendi işini kendisi çözsün. Türkiye-Rusya ilişkilerinde gergin bir ortama izin vermeyin. Gergin bir ortama izin vermeyin. Angajman kuralları dolayısıyla, angajman kuralları ihlal edildiği için hükümetin yanında durduk. Bakın açık ve net söylüyorum. Türkiye'nin nerede çıkarı varsa arkasında duruyoruz. Ama Türkiye'nin çıkarı bütün komşularla iyi ilişkidir. Bakın biz ne kadar milliyiz. Onlar ne kadar gayrimilli. Kalktılar Mısır'daki darbeye bile taraf oldular. Darbeye.
Ama biz ne yaptık? Dedi ki Mısır'la bizim ilişkilerimizin iyi olması lazım. Türk halkıyla Mısır halkı arasında sağlıklı, güçlü bir diyalog kurulması lazım. İki büyükelçimizi biz, emekli milletvekili iki büyükelçimizi Mısır'a gönderdik. Bütün taraflarla görüştük. Dedik ki Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler lütfen devam etsin. İyi ilişkiler kuralım diye. Ama bunlar ne yaptılar? Önce celallendiler, asarız keseriz dediler. Sonra büyükelçi göndermeye kalktılar. Mısır dedi ki bir dakika. Ben senin büyükelçini kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti refüze edildi arkadaşlar. Şimdi söyleyin bakalım. Kim milli, kim gayrimilli? Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler'in Suriye'de ateşkesi sağlaması için yaptığı bütün çabalara Türkiye'nin destek vermesi lazım. Cenevre-Viyana görüşmelerine Türkiye'nin koşulsuz destek vermesi lazım. Ve Türkiye'nin çıkarlarının korunması lazım. Suriye'deki cihatçı, El-Kaide, El-Nusra, IŞİD gibi terör örgütü ne Türkiye'nin silah desteği yapmaması lazım. Türkiye'yi dünyada rezil ediyorsunuz. Terör örgütlerine silah sağlayan meşru bir hükümete gölge düşürüyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunlar dış politikada bizim geldiğimiz nokta. Daha çok su kaldırır. Bizim sadece dış politikada sorunumuz yok. Dış politika böyle giderse içeride daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Terör olgusu bunlardan birisidir. Açık ve net söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir partidir. Açık söylüyorum. Yardım ve yataklık yapan bir partidir. Ben dedim ki herhalde beni mahkemeye verirler. Kimse vermiyor korkudan. Çünkü ispat edeceğiz yardım ve yataklık yaptığına dair. Şimdi terörden şikayetçiler. Ya düne kadar sen besliyordun. Sen masanın başındaydın. Sormuyor musun kendine Türkiye'yi bu hale kim getirdi diye? Bakın değerli arkadaşlarım. Yardım ve yataklıktan neyi anlıyoruz onu söyleyeyim ben size. Şimdi ben söylesem derler ki ya bu ana muhalefetin lideri bunu söylüyor. Ne kadar doğrudur, yanlıştır, o tartışılır diye söyleyebilirler. Ama ben AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan bir cümle okumak istiyorum size. İktidar Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, yani Sayın Davutoğlu'nun yardımcısı şunu söylüyor. PKK çözüm sürecinde 200 ton, yani 200 bin kilo bombayı şehirlere doldurdu. İtirafa bakın. Peki bu terör örgütü şehirlere 200 bin kilo, 200 ton bomba yerleştirirken bu ülkeyi kim yönetiyordu Allah aşkına? Bu ülkenin başbakanı kimdi, bakanı kimdi, İçişleri Bakanı kimdi, Dışişleri Bakanı kimdi? Kimdi bunlar? Kimdi bunlar? Kendileri şimdi itiraf ediyorlar. Kimdi bunlar? Değerli arkadaşlarım, bakın 7 ayda, son 7 ayda 296 şehidimiz geldi. Son 19 yıldır bir yılda bu kadar kayıp vermedik. 296 şehidimiz geldi. Son bir şehidimiz Yayla Dağı'ndan. El Nusra militanlarının kafasını keserek şehit ettikleri bir askerimiz. Hesabını kim verecek bunun? Sevgili vatandaşlarım size soruyorum. Bunun hesabını kim verecek? İktidar olanlar bunun hesabını vermek zorunda değil mi? Şehirler silah deposuna döndürülürken, şehirler bombalarla bir anlamda depolanırken bu ülkeyi kim yönetiyordu? Kim yönetiyordu? Bakın 2014 yılında, sadece 2014 yılında silahlı kuvvetler diyor ki şurada terör örgütü var. Şurada terör örgütü var diyor. 290 kez başvuruyorlar. 282'sine diyorlar ki sakın dokunmayın onlara. Şimdi bu yardım ve yataklık değil mi arkadaşlar? Elinde silah. Orada görüyorsun. Ama diyorsun ki sakın onlara dokunmayın diyorsun. Değerli arkadaşlar. Ve 18 Eylül 2015. Recep Erdoğan çıktı televizyonlara dedi ki evet valilere biz talimat verdik. Terör örgütü mensuplarına kimse dokunmayacaktır diyor. Şimdi bundan daha büyük terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir parti var mı arkadaşlar?
Şimdi bakın, yine size bunların yaptığı açıklamalardan örnek vereceğim. Yıl 2011, Oslo görüşmelerinde Erdoğan'ın sır küpü, hani AKP'den milletvekili adayı olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan diyor ki, Erdoğan ile Öcalan %95 örtüşüyor diyor. Evet, bir bürokratın bu lafı söyleyebilmesi için Recep Erdoğan'dan vize alması lazım. Evet diyor, %95 örtüşüyor diyor. 26 Ocak 2013 Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Öcalan bölgenin reel politiğini sağlıklı değerlendiriyor diyor. 28 Haziran 2013 Abdurrahim Boynukalın, hani şu Hürriyet'e saldıran ve şimdi de bakan yardımcısı olan, Öcalan kadar ilkeli olun diyor. 18 Temmuz 2013 Yiğit Bulut, hani jölelerden sorumlu baş danışman Abdullah Öcalan, Türkiye'nin önünü açıyor diyor. 19 Temmuz 2013 Yasin Aktay, AKP'nin genel başkan yardımcısı, Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor. E siz okumazsanız birileri okuyor demek ki. 31 Ocak 2014 Mehmet Metiner, hani organik pervane dediğimiz kişi, Öcalan Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlıyor diyor. 7 Haziran 2014 Beşir Atalay, Öcalan'ın düşünceleri bizim de düşüncelerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisiyle hesaplaştırdık diyor. Bakan söylüyor bunu. AKP'li bakan söylüyor. 7 Haziran 2014 Efkan Ala İçişleri Bakanı, PKK ile AK Parti doğrudan görüşüyor diyor. Diyorlardı ya, kim söylüyorsa şerefsizdir diye. Biz de sorduk ya, kim şerefli kim şerefsiz, bir çık anlat diye. Kendi bakanın söylüyor. Doğrudan görüşüyor diyor. Bakın değerli arkadaşlar, bunları okumamın nedeni şu. Kazan bu cümlelerden herhangi birisini bir CHP milletvekili veya il başkanı veya ilçe başkanı veya herhangi bir CHP'li söyleseydi bugün Türkiye'de kıyamet kopmuştu. Havuz medyası, vay işte terörü bunlar destekliyor, şunlar yapıyor, bunlar yapılıyor diye kıyameti koparmışlardı. E bunların hepsini bunlar yapıyorlar. Niye kıyamet kopmuyor bu ülkede? Niye kıyamet kopmuyor? Sevgili vatandaşım, ben önce soruyu sana soruyorum. Önce soruyu sana soruyorum. Sandığa giden sensin. İktidarı seçen de sensin. Terörden şikayet eden de sensin. Teröre yardım ve yataklık yapan partiye oy veren de sensin. Neden uyanmıyorsun kardeşim? Neden silkinmiyorsun? Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyledim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Daha sonra Türkiye yönetilmiyor arkadaşlar. Bir rüzgarda sürükleniyor Türkiye. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta Doğu'nun şamaroğullarının haline getirdiler. Kabile reisleri bile kafa tutuyor Türkiye'ye. Bir de kalkmışlar millilikten bahsediyorlar. Ağrıma giden de o. Gayrimilli adam millilikten bahsedecek. Sen önce kendi ülkeni seviyor musun? Kendi ülkenin çıkarlarını koruyor musun? Kendi ülkenin çıkarları için mücadele ediyor musun? Sana ne ihvandan? Sana ne ihvandan? Sana ne Vahabilikten? Değerli arkadaşlarım, şimdi soru şu. Bütün bunları, hepsi doğru. Biz bunları dile getirdiğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi nefret objesi haline getirilmek isteniyor. Efendim CHP hiçbir şey söylemesin. Ne olacak? Biz ne yaparsak CHP desin ki ya ne kadar güzel bu hükümet, çok güzel şeyler yapıyor. Biz de destek veriyoruz. İstedikleri bu. İyi de kardeşim, bu şehitlerin birisinin hesabını sorması lazım. Suriye'de akan kanın hesabını sorması lazım. Sen neden Türkiye'den silah gönderiyorsun oraya? Neden Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorsun? Neden kendi tarihini bilmiyorsun? Sana tarihten örnekler de verdim. İstiyorlar ki CHP hiçbir şeye itiraz etmesin. CHP desin ki bu hükümet haklıdır. İstedikleri bu. CHP bunu kabul eder mi?
asla edemez. Peki saldırarak CHP'yi susturabilirler mi? Asla susturamazlar. Sevgili Davutoğlu, sakın unutma. Bu partinin genlerinde Kuvayi Milliye'nin ruhu vardır. Sen istediğin kadar baskısın. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi hangi koşulda olursa olsun Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hangi partiye mensup olursa olsun bütün vatandaşlarını baş tacı eden bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun hiçbir vatandaşı arasında ayrım yapmayan, onun refah içinde çalışmasını öngören, programında yazan tek partidir. Bununla gurur duyuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.